12 yaşında yüzme tutkunu bir kız çocuğu. Baba dedi beni dedi doktora götürür müsün? Ciğerim ağrıyor öksürürken. Zor bir vaka. Gözümüzün önünde bunu anlayamadık. Dünyam başıma yıkıldı. Doktor dedi ki fazla vaktin yok. Fark edilemeyen bir omurga eğriliği. Öncelikle kendimi çok suçladım. Allah korusun sakat olmasın. Profesör Alanay ve ekibi Zeynep'i sağlığına kavuşturabilecek mi? Hazır mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar, bir vaka örneği üzerinde sizinle yeniden skolyozu bir gözden geçirmek istiyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Peki, o zaman vakamıza başlayalım. Zor bir vaka. 12 yaşında bir kız çocuğu. Zeynep 5 yaşından beri yüzme tutkunu. Yüzme hocası Bora Bey'e göre, yaşıtlarına göre hayli yetenekli ve çok daha kuvvetli. Bu özellikleri ve azmi, Zeynep'in madalyaları ard arda sıralamasını sağlamış. Ailesinin gururu olmuş. Ta ki o beklenmeyen gelişme yaşanana kadar. Zeynep yurt dışına gitti yarışa. Yarıştan döndükten sonra madalyayla gelmişti zaten. Üçüncü olmuştu orada. Soğuk algınlığı vardı, öksürüyordu. Üçüncü günü, dördüncü günü baba dedi beni dedi doktora götürür müsün? Ciğerim ağrıyor dedi öksürürken. Çocuk doktoruna gittiğimizde sırtımı dinlerken omurga eğriliğimin bu durumdan daha şiddetli olduğunu söyledi. Biz de bundan sonrasında ortopedi doktoruna gittik ve ortopedi doktoru da bize skolyozumun gerçekten olduğunu söyledi. Skolyozu duydum ama tam bilmiyorum. Çok basit bir muayeneymiş ama gözümüzün önünde bunu anlayamadık. Öncelikle kendimi çok suçladım bu dönemde. Nasıl göremedim? Çocuğu kendim yıkıyorum. Sürekli mayoydu. Hocasıyla, antrenörüyle konuşuyoruz. O da kesinlikle farkında değil. Hiç gözümüze çarpmadı. Aksine fiziki olarak çok kuvvetli ve çok çabuk gelişen bir sporcuydu. Çok zorlu bir süreçti. Kafamda bir sürü deli sorular vardı. Ne olacak şimdi? Ne yapabiliriz? Henüz daha adet görmemiş. Bu adet görmeyi niçin söylüyoruz? Adet görmeyen çocuk hala daha büyüyor anlamına gelir. Tek başına adet bize yeterli olmadığı için başka bulgulara da bakıyoruz. Bir takım radyografik bulgular var. Bunlardan bir tanesi Sanders bulgusu dediğimiz el bilek grafisini çekerek çocukların yaşına bakıyoruz. Orada kemiklerin gelişimine göre. Sanders biliyorsunuz 0 ile 8 arasıdır. 5'e kadar büyüme devam eder. 5 ile 8 arasında artık büyüme sona ermiş demektir. Tamam mı? Bu neymiş? Sanders 3. Yani daha oldukça 5'e kadar bir yolu var. En az bir 2 yıl daha bir büyüme potansiyeli var gibi gözüküyor. Tamam. Ve Risser bulgusu dediğimiz leğen kemiğine bakıyoruz. Onu da 0 ile 5 arasında bakıyoruz. 0 demek ne demek? Çocuğun ciddi bir büyüme potansiyeli var demek. Yani adet, el bilek grafisi ve leğen kemiği grafisine baktığımız zaman bütün parametreler bu çocuğun ciddi anlamda bir büyümesini devam edeceğini söylüyor. Bu arada hastayı kişisel olarak değil mi? Kişiye özel değerlendirmek lazım. Bu skolyoz bilgileri. Çocuğun önemli bir şeyi daha var, onu da ben size ileteyim. Çocuk gerçekten yüzme açısından inanılmaz tutkulu. Kendime de güvendiğimden dolayı ve çevremdekilerin de bana karşı güveninden dolayı ben yüzme sporunu güzel bir şekilde yaptığımı düşünüyorum ve seviyorum da. Sporla uğraşsın istiyorduk ama başarılarını gördükçe çok gurur duyduk. Desteklemeye devam ettik. Elinden geldiğinin fazlasını yaptığını biliyoruz. Ki bu da hani bizi şevklendiriyor açıkçası. Ona her konuştuğumuzda hani daha iyi olabileceğini, daha iyi devam edebileceğini her konuda destekliyoruz. Çok kısa sürede çok ileri seviyelere geldi yeteneğiyle alakalı. Ondan sonra hemen yarışlara soktu.
madalyalar, başarılar geldikçe 7 senedir de devam ediyor. Yüzücü olduğundan dolayı sürekli mayo giymesine rağmen Zeynep'in sırtındaki eğrilik maalesef fark edilememiş. Ne ailesi ne de yüzme hocası Zeynep'in skolyoz olduğunu anlamamışlar. Skolyoz gerçeği ailede şok etkisi yaratmış. Vallahi çok zor, acayip bir süreçti. Ben yıkılmıştım yani, ne oluyor torunuma, ne olabilir diye. Ondan sonra hiç çünkü bilmiyorduk, çevremizde de hiç yoktu böyle bir şey. Zeynep'in sırtında 45 derecelik skolyozu var. Henüz 11 yaşında olduğundan dolayı büyüme potansiyeli, yani boyunun uzama potansiyeli tıbbi verilere göre çok yüksek. Tedavi edilmezse eğriliği artabilir ve bu durum seneler içinde akciğerlerinden nefes alamayacak kadar ilerleyebilir. Risk büyük. Bu kötü senaryonun yaşanmaması için Zeynep'e müdahale şart. Zeynep'in tedavi olmak için karşısında iki seçeneği var. Ya korse kullanıp egzersiz yapacak ya da ameliyat olacak. Bakalım Zeynep ve ailesi neye karar verecek? Evet, kim konuşmak istiyor? Nasıl bir yöntem? Hocam, şimdi gelişimini, Zeynep'in yüzücü olmasını, yoğun antrenman programını göz önünde bulundurduğumuzda bence korse doğru tedavi yöntemi olur. Evet Canberk, korse nasıl çalışıyor? 3 nokta prensibi değil mi? 2 nokta burada, 3. noktadan ittirip eğriliği biraz düzeltmeye çalışıyoruz. İşte bu ittirme gücü, yani bunun yan güçler 40 derecenin üzerindeki eğriliklerde çok etkili çalışmıyor. O nedenle burada bu eğriliğin bir artma riski var ve özellikle de 45 dereceden bu korse ile biz oyalanırken veya korse kullanırken eğrilik artar ise o zaman Zeynep için daha güzel, belki sonra tartışacağımız tedavi alternatiflerini atlayabiliriz. Korse için bir örnek hasta göstereyim ben. Örneğin bakın 10 yaşında Nazlı. Nazlı ailesinin ilk göz ağrısı. Yetenekli olduğu kadar çalışkan bir balerin. Onun da skolyozla tanışması ilk aşamada olmuş. Dünyası yıkılmış bir anda. 10 yaşındaki küçük kız dile kolay günde 20 saat korse takarak hayallerini gerçekleştirebilecek mi? Beli açık, üstü açık kıyafetlerle hep yanında geziyordu ama ben kıvrımlı hatlara sahip olduğunu düşünüyordum. Ta ki bir gün Nazlı'nın bikinili fotoğrafını arkadan çekip de ekranda yaklaştırana kadar. Yaklaştırdığımda bel oyuntularının farklı olduğunu gördüm. Çok endişelendim, korktum, hatta ağladım. Ahmet Hoca da eğriliği gördükten sonra Nazlı'nın yaşı çok küçük olduğu için, çünkü daha 9,5 yaşındaydı, büyüme sürecini birazcık tamamlaması lazım. O yüzden en azından şimdilik birkaç sene bir korseyi deneyelim. Korsede belki eğriliği sabit tutabiliriz diye söyledi. İlk gün rahatsız etti birazcık, sonra alıştım ama. Tabii takmak istemem ama yani takmayınca da bir tuhaf oluyorum. Biz korse tedavisine başladık ve Nazlı çok dramatik bir şekilde düzelme gösterdi omurgasında. Birdenbire eğrilik yarı derecelere indi, orta hatta geldi. Postürü çok değişti, klinik tablosu çok değişti, dış görünüşü çok değişti. 2 senedir Ahmet Hoca ve ekibi takip ediyor ve 2 senedir çok güzel bir sonuç yakaladık. Erken teşhis edilmiş bir skolyoz. Ve analizini yaptığımız zaman 37 derecelik bir eğrilik var, 40'ın altında. Şimdi Nazlı'nın yaşı ve aynı zamanda eğriliğin esnekliği göz önüne alındığı zaman ona korse sınırları içinde kaldığı için korse tedavisi uyguladık. Görüyor musun? Korse içindeki düzelme neredeyse diğer tarafa doğru itebilmişiz korseyle. Zaten eğrilik yumuşaksa korseye cevap o zaman çok çok daha iyi oluyor. Ve de zaman içinde gördüğün gibi bakın 37'den 21'e, 21'den 17'ye, 17'den 10'a. Fakat bu sadece korse değil, korsenin yanında şurat egzersizleriyle beraber yaptığımız bir uygulama. Mükemmel bir uyum. Korsesini inanılmaz çok seven bir çocuk ve ondan sonra da bunu 10 dereceye şu ana kadar getirebilmişiz ve 20 saat aralıksız olarak bu korseyi kullanabilmiş. Oldu mu korse örneği, oturdu mu şimdi? Yani bu hasta için çok çok daha iyi. Peki korse dışında başka fikri olan?
hocam. Sporcu düzenli korse zaten kullanamayacak büyük ihtimalle. O yüzden füzyon ameliyatı düşünülebilir mi? Hani evet, bir dönem kaçıracak belki müsabakalarını ama bundan sonraki dönem için hazırlığı olmuş olacak. Bu hastada büyüme devam ettiği için aynı zamanda biraz da boy kısalığına da füzyonun neden olabileceğini düşündüğümüz için füzyonu tercih etmedik. Ama füzyon mesela nasıl bir hasta uygun olabilir? Onun da bir örneğine bakalım istiyorsan. Örneğin bu hasta 15 yaşında bir kız çocuğu. Erva Hanım bugünün genç bankacısı. Aynı zamanda dans tutkunu. 15 yaşındayken ilk fark edildiğinde 15 derecelik bir skolyoz hastasıymış. Beklenenin aksine skolyozun agresif şekilde artmasıyla eğriliği 55 derecelere kadar yükselmiş. Ameliyat şart olmuş. Genç kızlık döneminde en büyük korkusu ameliyat sonrası hareket edememek olan Erva Hanım o günleri anlatıyor. Sırt ağrılarım oluyordu ama çok şiddetli değildi yani hani. Omuzlarda duruş bozukluğu vardı. Hani sağ omuz, sol omuz birinden daha yukarıdaydı. Annem de bunun hani Erva'nın duruşunda bir sıkıntı var hani. Duruş bozukluğu diye düşünmüşler fakat annemin içi rahat etmediği için doktora gitme kararı aldık. 15 derece skolyoz olduğu ortaya çıkmıştı. Bir sene sonra skolyoza normalde senede 1 derece, doğumlarda da 5 derece ilerleme durumu var. Benimki çok yüksek oranda, çok hızlı bir şekilde arttığı için bir sene sonra ameliyat kararı alındı. İlk bir ay çok zorlandım, ardından o toparlanma süreci daha hızlı oldu. Nasıl bir hasta? Ergenliğini tamamlamış bir hasta. Yani artık bir erişkin hasta. O yüzden bant riskine burada girmenin çok fazla bir şeyi yok. Bunlarda bu hastada füzyon ameliyatını uygulayabiliriz. 48 derecelik bir yerlik, 40'ın üzerinde. Dolayısıyla bu hastada da bu sebeplerden dolayı füzyon ameliyatını tercih etmişiz. Bakın burada eğriliği 4 dereceye kadar düzeltmişiz ama ne yapmışız? Vidalar koymuşuz, sert, rigid, oynamayan çubuklar koymuşuz ve burada bunu bloke etmişiz. 5 yıl sonraki bakın görüntüsü, bu kadar füzyon yapılmış olmasına rağmen bacaklarını böyle açabilen bir hasta. Yani çok ciddi bir hareketsizliği olmasına rağmen bu tutkusunu devam ettirebiliyor. Profesör Alanay ve ekibi Zeynep ve ailesiyle konuşarak Zeynep'in ameliyat olması gerektiğini bildirdiler. Zeynep'in yüzme tutkusu ve bu alandaki başarısı ön planda tutularak Zeynep için bant yönteminin uygulanmasına karar verildi. Akıllardaki soruysa ortaktı. Zeynep, ameliyat sonrasında yüzmeye devam edebilecek miydi? Skolyozumun olduğunu ilk duyduğum zaman çok endişelendim ve hiçbir şekilde bilgim yoktu. Ailem de benim üzüldüğümü çok fark ettikleri için bana çok durumun çok fazla ciddi olmadığını ve korseyle geçebileceğini söylediler. Ben korse takacaktım fakat çok ileriydi benim skolyozumun derecesi. Çok korktum yani, bilmediğim bir süreç. Ameliyata karar verildi zaten. Öncelikle Zeynep'in durumunda olup aynı ameliyatı olan ailelerle görüştürdüler beni. Onlar da çok destek oldular. Sürecin çok kısa ve çabuk iyileştiğini anlattılar. Zeynep için yüzme kendi hayatında çok ayrı bir önemi var. Zeynep çok hırslı bir çocuk, çok hedefleri olan bir çocuk. Yüzmeyle alakalı çok büyük hedefleri olduğu için ben dedi yüzmeyi bırakacağım diye çok korktu. Doktor dedi ki bak dedi kızım dedi fazla vaktin yok. Tamam dedi, kabul etti. Eve geldik, tabii eve gelince başladı ağlamaya. Ameliyat günü bayağı zor bir şekilde işte öpe öpe, seve seve götürdük. Ama oraya girdiği zaman tabii biz bittik. 10 senelik ömrüm varsa onu da gitti. Çünkü çocuk çok korkuyor. Endişeliyiz yani, ne olacağını bilmiyoruz ki. Evet arkadaşlar, şimdi bant ile gerdeme tekniğiyle nasıl ameliyat yapıyoruz, nasıl çalışıyor mekanizma onu göstereceğiz. Şimdi burada görüldüğü gibi bu bir hasta olarak düşünün. Hastayı bu şekilde yan yatırıyoruz ve şurada da gördüğünüz gibi bir skolyotik deformite var değil mi? Şu şekilde bir yana doğru bir eğrilik var. Bu yan pozisyonda göğüs cerrahisi ekibiyle beraber giriyoruz çünkü bu multisimler yapılan bir ameliyat. Ve göğüs cerrahlarını hemen bu yan yatırdıktan sonra kaburgaların arasına gelecek şekilde, yani omurların omurgadaki deformitenin iz düşümündeki kaburgalara gelecek şekilde 3 tane stratejik önden delik açıyoruz. 3 tane de hemen koltuk altından arkada delik açıyoruz. Öndeki deliklerle
kameralarımızı kullanıyoruz ve böylelikle video yardımlı bir görüntü alıyoruz. Önce bir vidamızı tutması için bir oraya bir dübel gibi bir şey yerleştirdik. Şimdi vidamızı koymak için yer açıyoruz. Evet, şimdi bu vidanın boyunu ölçüyoruz. Bu vidanın uzunluğu önemli. Çünkü karşı tarafta önemli damarlar var. O damarlara değmememiz lazım veya onları yaralamamamız lazım. Gösterin. Evet. Bu boyu iyi gibi. Evet, boyu tespit ettik. Evet. Kanamaması için bir tampon koyuyorum oraya. Vidamızı tekrar koyuyoruz. Geri doğru. Bu arada ben bunu yönlendirirken ekibin de gözü kulağı da hem monitörde hem bu yaptığım işte zaman zaman beni eğer görelim bakalım. Zaman zaman beni yanlış istikamete doğru gidersem ekip de uyarıyor. Evet, doğru görebilir miyim? Güzel, bu vidamızı yerleştirdik. Ve her vida yerleştirdikten sonra da yine nöroloji kısmıyla, nöromonitorizasyon ekibiyle mutlaka bir kontakta bulunuyoruz. Harun nasıl? Monitorizasyonda bir sıkıntı var mı? Tamam, iyiyiz. Vidaları yerleştirdikten sonraki basamak, bu ipi vidaların içine yerleştiriyoruz. Sonra bu ipi vidaların içinde tutmak için ne lazım? Bir, evet Çağlar Bey şimdi yerleştiriyor. Bir kapak var. Görüyorsunuz değil mi kapağı? Sonra kapağı yerleştiriyoruz. Evet, son vidamızı da böylelikle tamamlamış olduk. Bundan sonraki işlem artık bandı içeriye yerleştirmek. Evet, şimdi bantı boyunu ayarladık, onu kesiyoruz. Evet, ve şimdi bantımız artık yerleştirmek için hazır. Buradan bir delikten bunu ilerletiyoruz. Germe işleminde bu aynen ameliyatta da böyle yapıyoruz. Çağlar hocamız geçiyor. Gerici güç o yani. O gücün iyi ayarlanması lazım. Tamam, şimdi gerdirmeye hazırız. Orada gerdirmeye hazırken Çağlar Bey ben ne yapıyorum? Eğriliği hem rotasyonunu düzeltiyorum. Tamam mı? Bunları kullanarak. Yani bir joystick gibi değil mi? Bunu kullanarak rotasyonu düzeltiyorum. Ondan sonra da burada omurgalardaki açılanmayı düzeltiyorum. Yani şu şekilde. Tamam, birbirine yaklaştırıyorum. Ve Çağlar Bey gerdirmeye başlıyor. Şimdi dikkatli izleyin oradaki gerilmeyle beraber olan omurgadaki düzelmeyi. Görüyorsunuz değil mi? Evet, geriliyor ve bu pozisyondayken bir kere daha gerdiriyoruz. Ve düzelmeyi gördükten sonra buradaki vidayı sıkıştırıyorum. Şimdi buradaki en önemli şeyden birisi ipi ne kadar gerdirip ameliyat sırasında ne kadar bir düzelme elde edeceğimiz. Çünkü ameliyat sırasında tamamen düzelme elde edersek o zaman büyüme ile beraber eğrilik tersine döner. Onu ayarlamaya çalışıyoruz. Ve son olarak da bunu da sıkıştırıyoruz. Çıkarıyoruz. Daha sonra da bantı üstten ve alttan kesiyoruz. Böylelikle burada şurası eğriydi. Bakın tersine döndü. Hatta burada birazcık fazla şey yaptık, düzeltme yaptık. Eğrilik neredeyse tersine döndü. Tamam mı? Ve de tabii bu bir bant olduğu için gördüğünüz gibi bu seviyelerde şöyle gösterecek olursak değil mi? Hareket devam ediyor bakın. Değil mi? Bu tarafa eğildi. Bu tarafa belki biraz daha kısıtlı ama yine şöyle baktığınız zaman evet, öne doğru şöyle göstereyim, bantın olduğu yerden göstereyim. Öne doğru yine değil mi? Arkaya doğru hareketler devam ediyor. Yani omurgadaki hareketi böylelikle korumuş oluyoruz. Tamam. Daha önceden söylediğim gibi her hastaya uygun tedavi seçmek lazım. Bant işte vay bant çıktı, her şey bitti, füzyon bitti, korse bitti diye bir şey yok. Bant sadece seçilmiş hastalarda, uygun hastalarda gerçekten uygulandığı zaman iyi bir tedavi yöntemi ama daha bunun üzerine çok çalışmamız gerekiyor. Zeynep bant yöntemiyle yapılan skolyoz ameliyatından 3 ay sonra hiçbir hareket kısıtlaması olmaksızın spor hayatına devam edebildi ve şampiyonada birinci oldu. Zeynep'in 45 derecelik eğriliği 1 sene içinde kademeli olarak geriledi. Bu süre zarfında boyu uzadı ve sağlıklı bir şekilde vücudu gelişimini tamamladı. Ameliyat sonrasında öncelikle okul yarışımız vardı, tam üstüne denk gelmişti. Onda 50 metre kurbağalamada birinci olmuştum. Zaten paletsiz dalda kurbağada iyiyim. Sonrasında da İstanbul ve Türkiye yarışları üstüne denk geldi. Hiç sapmadan birinci oldum. İstanbul'da da 2 yaşımda da birinci oldum. Sonrasında Türkiye yarışı geldi. 50 metre çift palette Türkiye birincisi oldum. 100 metrede de Türkiye üçüncüsü oldum.